Van Gölü TV ana haberden, Van'da haberin merkezi Van Gölü TV'den. Hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Güne ilişkin sıcak gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Birbirinden önemli haberlerle öne çıkan başlıklar, haberler var. Sizlere aktaracağız sevgili izleyiciler. Ve kentimizde neler oluyor, insanımızın neresine dokunabiliriz, hangi duyguları okşayabiliriz minvalinde haberler yapmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bugün aslında son günlerde Van'daki depremlerin durumunu konuşacağız. İlk haberimizi oraya götüreceğiz değerli izleyiciler. Biliyorsunuz Van'da özellikle dün, bir önceki gün ard arda depremler Van'da korku oluşturmaya başladı. Vanlılar son 10 yılda yaşadığı o deprem facialarının ardından olası küçücük depremlerde bile ciddi sıkıntılar yaşıyor. Konuya ilişkin haberimize dikkat buyurun istiyoruz. Küçük ölçekli deprem fırtınaları yaşanıyor başlıklı haberimiz var. Van'da 23 Ekim 2011 yılında 25 saniye süren ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği 7.2'lik büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Hatırlarsınız sevgili seyirciler. Çarpanak Yarımadası ile Molla Kasım bölgesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin aktivitesi hala devam ediyor. Van'ın Çarpanak Yarımadası ile Molla Kasım bölgesinde 2011 yılında meydana gelen 7.2'lik büyüklüğündeki depremin aktivitesi devam ediyor. Van'da 23 Ekim 2011 yılında 25 saniye süren ve 644 kişinin yaşamını yitirdiği 7.2'lik büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmişti. Depremin meydana geldiği yıldan günümüze ise irili ufaklı çok sayıda deprem aktivitesi yaşandı. Özellikle geçtiğimiz pazar gününde Çarpanak Yarımadası açıklarında 20 civarında küçük çaplı deprem meydana geldi. Gölünün doğu kesiminde Çarpanak Yarımadası açıklarında yaklaşık Çarpanak Yarımadası'nın 5 kilometre açığında ve Molla Kasım'ı da içerecek bir şekilde yaklaşık 5 kilometre çapında bir daire alan içerisinde sadece dün gece olmak üzere 20 adet küçük depremler oldu. Yani çok küçük ölçekli deprem fırtınası diyebiliriz. Depremlerin büyüklükleri 2.7 ile 3.8 arasında değişti. Meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van 100. Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Toker, 2011 yılında meydana gelen depremin küçük çaplı aktivitelerinin devam ettiğini bildirdi. Bir de haritalayamadığımız, görmediğimiz, henüz kırılmamış, kırılmış ama yeryüzeyine çıkmamış faylar var. Bu faylar daha fazla. Özellikle Erçek Gölü'nün kuzeyinde Erciş'e doğru giderken yer altında kırılmamış fayları biz tespit ettik, görüntüledik zaten sismolojik yöntemlerle. Dolayısıyla bölgede çok ciddi deprem aktivitesi var. Gelecekte de olmaya devam edecek. Ama bu yaşadığımız küçük deprem aktivitesi tamamıyla belli bir kümesel alan içerisinde, bir daire alan içerisinde olmuş depremlerden oluşmakta. Ve yerleşim yerleri de eski göl tabanı olduğu için yumuşak malzeme bu deprem enerjisini alıp bizi sallandırarak kullanmakta. Toker, meydana gelen küçük çaplı depremlerin büyük depremlerin habercisi olduğunun bilinmediğini de sözlerine ekledi. Bu küçük depremlerin hani çok büyük bir depremin habercisi olmayacağı, yani böyle bir şey söyleyemeyiz. Fakat Molla Kasım ve Çarpanak Adası açıklarında küçük deprem aktivitesi çok fazla. Bunun temel nedeni ise orada var olan bir fay var. Bu fay hareket etmek istiyor. Hareket etmek için de asperite dediğimiz bir çıkıntıyı kırmaya çalışıyor. O kırmaya çalıştığı çıkıntının alanı kadar küçük deprem üretiyor.